Sayın dinleyenler, dikkatinizi bir noktaya çekmek istiyoruz. İslamiyet'in ilk yıllarında o dönemin bütün maddi ve siyasi güçlerini ellerinde bulunduran Ümeyye oğullarını terazinin bir kefesinde değerlendirirken, diğer kefesinde de İslamiyet'i önder kabul eden ve kendi yaşantılarında sadece gerçekleri prensip edinen kişilerin yaşamlarının sonuçlarını gözlerinizin önüne sermek istiyoruz. 1350 sene sonra zalimin ve mazlumun halini görüyoruz. O dönemde görünürde altın çağlarını yaşayan zalimler zamanla unutulmaya ve isimleri kötülük sembolü olarak anılmaya başlanmıştır. Örneğin günümüzde Müslümanların isimlerinin önemli bir bölümü İslamiyet'e inanan mazlumların isimleri. Yani Ali, Hasan, Hüseyin, Fatıma, Zeynep, Zeynel Abidin, Cafer gibi yaygın olarak kullanılan isimlerdir. Muaviye ve Yezid gibi isimlere rastlanmamaktadır. Hatta Yezid kelimesi kendisinden nefret edilen kişiler için sövgü sözü olarak sözlükteki yerini almıştır. Bu da gösteriyor ki mazlumun feryadı ve ahı uzun vadede zalimin zulmünü bastırıp zalimleri tarihin çöplüğüne atmıştır. Yapılan zulümler, bu kadar çok sene geçmesine rağmen kötülükler unutulmamıştır. Dünyada yaşayan 1 milyar 300 milyon aşkın Müslüman kardeşimizle birlikte, Hazreti Ali'yi bilen diğer din mensupları da ona ve ailesine sevgi ve saygı duymaktadır. Değerli dostlar, Hazreti Ali'nin ve Ehl-i Beyt'in yolunu hiçbir dini ve siyasi ayrım yapmaksızın bütün insanlığa tavsiye ediyoruz. Hangi semavi dine veya felsefi görüşe sahip olurlarsa olsunlar, burada dinlediklerini uygulama imkanına sahip olanlar, iki cihanın mutluluğunu elde edeceklerinden emin olabilirler. Canım fedadır Şah-ı Merdan Ali'ye. Saygılarımla, sağlıkla kalın. Ali Polat.